Değerli konuklar, ben de sözlerime bugün burada bulunan kıymetli Hazirun'la bizleri bir araya getiren İzmir İl Örgütümüze ve İzmir İl Örgütümüzün Başkanı, İl Başkanımız Sayın Deniz Yücel'e çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Dün de İzmir'deydik. Dün sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Oldukça verimli toplantılar yaptık. Yine ben burada bulunan sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına bizlere gösterdikleri hüsnü kabul için çok çok teşekkür ediyorum. Biz ekonomi masası olarak 2018 yılında Ağustos ayında Türkiye'de sıkıntıların başlamasıyla birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulduk. Ben ekonomi masasının başkanıyım. Yine ekonomi masamızda son derece değerli arkadaşlarımız var. Geçmişte önemli görevlerde bulunmuş, ülke yönetiminde, sivil toplum kuruluşlarında önemli görevlerde bulunmuş arkadaşlarımız var. Bugün de burada oldukça kalabalık bir heyetle geldik İzmir'e. Şöyle saymaya çalışayım. En baştan benim sol tarafımda Tekirdağ Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygun var. Yanlış söylemiyorum herhalde. Tohumcular Birliği eski genel başkanı, Türkiye Tohumcular Birliği'nin önceki dönemde genel başkanlığı. Turan Bey var, Turan Aydoğan. Kendisi avukat, grubumuzun hukukçusu. Gökhan Bey var, kendisi mimar. İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısıydı. Daha önce de birçok siyasi görevlerde de bulundu. Yine Tahsin Tarhan Bey var. O sizin içinizden biri. Türkiye'nin önemli sanayicilerinden bir tanesi. Yine Kocaeli, değil mi? Sanayi Odası'nın, Ticaret Odası'nın mensuplarından. Yine aramızda Sayın İlhan Kesici var. Sayın İlhan Kesici de önceki dönem müsteşarlıklarda bulunmuş. Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı yapmış. Daha sonra milletvekilliği yapmış. Yine partimizin şu anda milletvekili. Akif Hamza Çebi'yi görüyorum orada. Bu özellikle 2002 kriz döneminde Gelirler Genel Müdürlüğü yapmıştı. Daha önce İstanbul Defterdarlığı var. Maliye müfettişi kökenli, yanılmıyorum değil mi? Evet. Ve grup başkan vekilliğimizi yaptı uzunca bir süre. Yine meclis başkan vekilliğimizi yaptı. Bütün bu görevleri yürüttü. Genel sekreterlik görevinde yaptı partide. Ahmet Akın Bey var. Ahmet Akın Bey genel başkan yardımcımız. Aynı zamanda Balıkesir milletvekilimiz. Kendisi enerji ve altyapı politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız. Deniz Bey'i geçiyorum. Selin Sayek Böke var. İzmir milletvekili kendisi. Son derece değerli bir akademisyen. Partimizde genel başkan yardımcılığı yaptı, sözcülük yaptı. Şimdi de genel sekreterlik görevini yürütüyor. Sizin milletvekiliniz. Çetin Osman Budak Bey var. Yani Ticaret ve Odalar Birliği'nin başkan yardımcılığını yürüttü daha önceki dönemlerde. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı yaptı. Partimizde genel başkan yardımcılığı görevini yürüttü bir dönem, iş alemiyle ilişkilerden sorumlu. Onun yanında Bedri Bey var. Bedri Bey de İzmir milletvekilimiz. Önceki dönemlerde İzmir İl Başkanımız. Yine kendisi de sanayi ve ticaret camiasının yakından bildiği, sizlerin içinden, yine sizlerin meclislerinden gelen bir isim. Aşkın Türeli galiba, bu kameralardan zor görüyorum. Evet. Aşkın Bey o da benim gibi bürokrasiden gelmiş bir arkadaşımız. Geçmiş, bundan önceki dönemde sizin milletvekilliğinizi yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı'nda yöneticilik görevleri var. Aynı zamanda tabii uzunca bir dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu sözcülüğü görevini büyük bir başarıyla yürüttü. Özkan Yalın Bey var. Kendisi Türkiye'nin önemli, Türkiye'nin değil artık galiba, yurt dışında büyüdü. Yurt dışındaki de, yani hem Türkiye'de hem yurt dışında önemli lojistik firmalarından birinin sahibi. Aynı zamanda da Uşak milletvekilimiz. Mehmet Güzel Mansur Bey var. O da Hatay eski il başkanımız, iş adamı.
petrol işiyle uğraşıyor, inovasyona dönük çeşitli projeleri var. Gerçekten sanayi içinde önemli görevler üstlenen, Hatay'da da il başkanlığı sırasında önemli görevler yapmış olan bir milletvekilimiz, Hatay milletvekilimiz. Orhan Bey var, Orhan Sarıbal genel başkanımızın tarım politikalarından sorumlu danışmanı. Kendisi de yine tarımda bizzat uğraşıyor, meyve sebze, meyve işlerinde değil mi? Türkiye'de galiba anladığım kadarıyla bu Deveci armudunun en iyisini üreten işletmelere sahip olan bir arkadaşımız. Gerçekten yenilikçi, işletmesinde bir sürü yeniliği deniyor, modern işletmecilik yapıyor ve aynı zamanda kendisi Bursa milletvekilimiz. Burada bulunan arkadaşlarımız, ekonomi masasına mensup arkadaşlarımız burada, aynı zamanda burada yine sizlerin milletvekilleri de var. İşte burada Murat Bey'i görüyorum, orada Sevda Hanım'ı görüyorum. Taceddin Bey'i görüyorum, Atilla Bey'i görüyorum. Şöyle bakınca. Evet, gözüme çarpan isimler. Ha, orada bizim Mahir Bey var. Başka? Kamil Hoca var tabii. Kamil Hoca da bizimle, benimle NATO'da da birlikte. Evet, görmediklerimden de özür diliyorum ama İzmir milletvekillerimiz de burada sizlerle beraber. Evet, başlamadan önce şunu söyleyeyim. Yarın 26 Ağustos. Cumhuriyet tarihindeki en önemli günlerden bir tanesi. 26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'de başlayan, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla sonuçlanan büyük taarruzun 100. yıl dönümü. Büyük önderimiz Büyük Zafer'in inşasını yapan partimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu vesileyle rahmetle, minnetle ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle tüm kahramanları anıyoruz. Kendilerine saygı, rahmet ve rahat uyusunlar diyoruz. Evet, ekonomi masamız son 1,5 yılda bütün Türkiye'yi dolaşmaya çalıştık. Araya bir pandemi girdi ve yaklaşık 38 ili dolaşmışız. 400 bin kilometreye yakında yol yapmışız. Sahada dolaşırken hem kendimizi anlatmaya çalıştık hem de onları dinlemeye çalıştık. Bugün huzurlarınıza getirdiğimiz bu Türkiye için yeni bir hikaye, yeni nesil kalkınma stratejisi olarak anlatacağım konuda işte bu şeylerden, bu birikimlerden meydana geldi. Evet, neden yeni bir hikayeye ihtiyacımız varı? İki kısımda anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi küresel boyut. Aslında herkes şunu kabul ediyor ki artık eskinin öldüğü ama yerine yeninin henüz doğmadığı bir ara dönemden geçiyoruz dünyada. Küresel sistemde değerler ve ilkeler temelinde yeni bir ayrışma var. Eskide kalan bir Washington mutabakatı var. Hani devlet adaleti sağlasın, güvenliği sağlasın, ondan sonra sırt üstü yatsın, geri kalanı piyasalar halleder diyen yaklaşım. Onun yerine şimdi Cornwall mutabakatı dediğimiz, bundan 2021 yılında G7 ülkelerinin imzaladığı yeni bir mutabakat dönemine doğru geçiyoruz. Orada da diyor ki, bu iş sadece piyasayla olmuyor. Piyasa bizim istediğimiz o kapsayıcı büyümeyi gerçekleştiremedi. Belli alanlarda belli sıkıntılarımız oldu. O nedenle kamu ve özel kesim arasında yeni bir diyalog biçimine ihtiyacımız var. Kapsayıcı büyüme mutlaka büyümenin bir parçası olmalı, sonucu değil. Eğer büyüme kapsayıcı olmazsa o büyüme sürdürülebilir olmuyor diyor. Ve bu çerçevede bir takım başka ilkeleri de söylüyor. Yine bu son 13 Nisan 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bir konuşması var. Orada ilk defa serbest ancak güvenli ticaretten bahsediyor. Güvenli ticaretten ne anladığını da şöyle açıklıyor. Dostu
ve müttefiki önceleyen ticaret diyor. Dostu müttefiki önceleyen arz zincirlerinden bahsediyor. Ve en son yine Amerika Birleşik Devletleri'nde chips yasası diye yarı iletken üretimiyle ilgili olarak bir yasa çıkıyor. Yasanın açık adı yarı iletken üretimi için yararlı teşvikler oluşturma. Şimdi bu neoliberalizm hani piyasa her şeyi halledecekti falan, o noktadan neoliberal ekonomik sistemden kalkıyoruz. Sanayi politikası alanına doğru girmeye başlıyoruz. Bu tabii çok ciddi bir değişiklik. Farklı bir dönüşüm. Dolayısıyla bizim sık sık daha önceki dönemde de sözünü ettiğimiz bazı iş insanlarımızın da çok hoşuna gitmeyen kamucu yaklaşım falan gibi bir takım şeyler, kavramlar artık sağda veya solda dünyadaki tüm hükümetlerin gündemine girmeye başlıyor. Stratejik sanayilere devlet desteği olayı genelde kabul görülen bir husus olarak ortaya çıkıyor. Bir başka önemli gelişme de küresel merkez bankaları pandemiden sonra gevşettikleri para politikalarını yeniden sıkılaştırmaya başlıyorlar ve küresel merkez bankaları artık faiz arttırma sürecine giriyorlar. Peki bizim neden yeni bir hikayeye, yeni bir stratejiye ihtiyacımız var? Yani bu işin yerel boyutu ne? 2013'ten itibaren baktığınızda, hatta 2007'de bu ipuçlarını vermeye başlamıştı ama 2013'ten sonra giderek netleşti. Biz bize benzeyen ekonomilerden, işte Türk parasının değeri bakımından, büyüme hızı bakımından ve diğer açılardan kopmaya başladık, ayrışmaya başladık. Bunun arkasında da büyüme modelinin tıkanması var. Nasıl bir büyüme modeli vardı? Aslında bizim 2001 yılında yaşanan krizden sonra gündeme getirdiğimiz güçlü ekonomiye geçiş, yani geçiş programı diye bir program vardı. Bu geçiş programıydı. Yani güçlü ekonomiyi geçtikten sonra devam ettirilmemesi gereken bir programdı. Ama dünyada para o kadar bollaştı ki sıcak paranın ülkeye getirilmesine dayanan bu program sürdürülmeye çalışıldı çünkü maliyeti de son derece düşüktü. Ama sonuçta ortaya sürekli bozulan dış denge, yetersiz döviz rezervleri, yüksek enflasyon, niteliksiz, kapsayıcı olmayan, yani birileri çok zenginleşirken birileri de hızla yoksullaşan bir büyüme süreciyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bugün geldiğimiz noktada ülkeyi yöneten hükümet sadece bu modeli bildiği için dışarıdan para kesilmesine rağmen ben bu modeli, benim içeride vatandaşlarımın dövizleri var, bunları toplayarak sürdürebilirim yaklaşımı içinde görüyorum. Ve tabii bu da olmuyor. Giderek o kadar müdahale ediyorsunuz ki ekonomiye. Ekonomi artık rekabetçi piyasa ekonomisi olmaktan çıkıyor. Giderek müdahaleci bir ekonomik yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu dün itibariyle geldiğimiz nokta şu. Yani mevcut durumu savunabilmek için şimdi ülkede paramızı pul ettiler. Türkiye'yi Avrupa'nın 1 milyoncu marketi haline getirdiler. Her şey 1 milyon. Eskiden Çin mallarını satan marketler vardı. Ona döndük. Yabancı için burada her şey ucuz. Vatandaş için pahalı da yabancı için ucuz. İş bu hale gelmişken dün baktım birileri 8.80'den büyüktür hikayesi anlatmaya çalışıyor. Yani Avrupa'daki 8'lik enflasyon Türkiye'deki 80'lik enflasyondan daha vahimmiş. Bu tabii artık yönetim olarak baktığınızda işin hangi noktaya geldiğini, çaresizliğin hangi boyutlara ulaştığını açık seçik ortaya koyuyor. Ekonomik krizin yanında bir başka önemli kriz de devlette yönetim krizi. Özellikle bu tek kişilik
hükümet sistemine geçildikten sonra Türkiye'de kurumlar ciddi şekilde yıprandı. Kural kalmadı, günlük kararlarla ekonomi ve diğer alanlar idare edilir hale geldi. Akşam yatıyorsunuz bir başka oyun kuralıyla, sabah uyanıyorsunuz bir başka oyun kuralı var resmi gazete yayınlandıktan sonra. Niye, niçin, nasıl yapıldığını kolay kolay kendi kendilerine de izah edemedikleri bir sürü birbiriyle tutarsız olan değişiklikler yapılıyor. Bir yerler, bir bazı kurumlar kapanıyor, bazı kurumlar aşınıyor ve ülkenin kurumsal kapasitesi çok ciddi şekilde yıpranıyor. Ama bir başka bir şey daha oluyor. Bu tek kişilik hükümet sisteminde ülkede dış politikadaki yaşadığı savrulmalar nedeniyle giderek güvenilmez bir ortak haline geliyor. İşte son dönemde yapılanlar doğru. Son dönemde yapılanlar doğru da niye daha baştan itibaren bunları yapmadık, bu ülkeye bu kadar sıkıntı çektirdik? Ve bir başka, bu algının bir başka göstergesi, özellikle burada iş insanları var, ülkeye gelen yatırımlarda da ortaya çıkıyor. Mesela bu çips yasasından biraz önce bahsetmiştim. Bu çips yasası çerçevesinde verilen teşviklerle birlikte yarı iletken üretiminde Intel dünyanın çeşitli ülkelerinde, çeşitli bölgelerinde yatırım yapmaya başlayacak. Bununla ilgili programını açıkladı. Avrupa Birliği'nden Almanya, İrlanda, İtalya, Polonya, İspanya buna giriyor. Yine Güneydoğu Asya'da Malezya ve Vietnam'da yatırımlar yapıyor. Dönüyor geliyor Orta Doğu'ya. İsrail'de çok ciddi yatırım yapma kararı alıyor. Ama arada biz varız. Bize ilişkin hiçbir şey yok. Yani güvenmiyorlar. Güvenli bir yatırım ortamını Türkiye'de göremiyorlar. Niye? Çünkü günlük kararlarla yönetiliyorsunuz. Hukuk yok. Kural yok. Ama kral var. Bütün bu sorunlara rağmen Türkiye'nin çok önemli üstünlükleri de var. Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, ki bu oldukça zengin pazarlar bunlar, 22 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkanı var. Bu dünyada yine değişen arz zincirleri çerçevesinde bu ülkemize çok büyük bir imkan sağlıyor. Yeter ki elimizdeki üstünlükleri kullanalım. Genç nüfusumuzu kullanabilelim. Doğru kararlar alma mekanizmasını ülkede kurabilelim. Doğru kurumları kuralım. Doğru kuralları benimseyelim. Doğru kadrolarla çalışalım. Biraz sonra onun yenilerine geleceğim. Bunu yapabilirsek Türkiye'nin AB'nin üretim üssü olması, Avrupa'nın üretim üssü olması işten bile değil. Çünkü bu kabiliyet bizde var. Ama bugün Türkiye'de kendi yatırımcımız kapasite kullanımının sınırlarına gelmesine rağmen hala da kapasitesini büyütecek yatırımları yapmıyor. Bunu da üzüntüyle görüyoruz. Yeni bir strateji dedik. İsterseniz önce bu stratejinin uluslararası tarafı, yani bu stratejiye çapa olacak uluslararası ilke ve değerlerin ne olması gerektiği konusunda size bilgi vereyim. Bizim gördüğümüz bu. İki önemli uzlaşı var dünyada. Bunlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündemi. Bir de Paris İklim Anlaşması. Dolayısıyla ne yapacaksak, yani kendi yeni büyüme stratejimizi bu iki hususu dikkate alarak gerçekleştirmemiz lazım. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Sürdürülebilir kalkınmanın 17 tane temel amacı var. Ve bu 17 temel amaçla bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzunca bir süreden beri söylemekte olduğumuz 4 sütunumuz birbirleriyle uyumlu. Birleşmiş Milletler'in 17 amaç için belirlediği 169 hedef var. Ülke performansını ölçmek için de kullandığı 231 tane göstergesi var. Evet, bu küresel amaçlara baktığımız zaman işte 17 tane amaç bu. Yani rekabetten başlayıp açlığa son verilmesine kadar giden, her alanı kapsayan
şeyler bunlar, amaçlar bunlar. Şimdi biz bu 231 göstergeden Türkiye için 27 gösterge seçtik. Bu göstergelerle 4 ayrı mukayeseli performans endeksi hazırladık kendi sütunlarımızla ilgili. Ve ekonomik büyümeyle de bunların arasında bir ilişki var mı yok mu bir de ona baktık. Dolayısıyla bunları gerçekleştirirsek daha hızlı büyüyüp büyüyemeyeceğimizi ölçmeye çalıştık. Yine burada baktığınız zaman nasıl ilişkilendirdiniz diye sorduğunuzda işte oklarla hangisi hangisinin altına giriyor. Burada bunu gösterdik. Hızla geçelim. Şimdi biz niye stratejimize yeni nesil bir strateji diyoruz? Biraz önce söyledim bu Washington konsensüsü söyledim, Cornwall mutabakını söyledim. Aslında geleneksel büyüme stratejilerinde özgürlüklerin, kurumların ve kuralların ikincil önemde olduğunu görüyoruz. Yine kamu doğrudan veya özel sektörü teşvik ederek sermaye birikimi yatırımlarını arttırmaya çalışıyor. Kapsayıcılık büyümenin bir parçası değil sonucu olarak algılanıyor. Sürdürülebilirlik ve çevre baktığınız zaman büyüme daha öncelikli. Bunlar o kadar öncelikli değil. Ama yeni nesil stratejilere baktığınız zaman bugün dünyada kabul gören hatta belki ilgilenenleriniz olmuştur. Mesela Moody's zaman zaman veya diğer derecelendirme kuruluşları şey yayınlıyor. Ülkenin kredi derecelendirmesiyle ilgili raporlar yayınlıyor. O raporların şimdi aşağıya doğru indiğinizde, sonuna doğru yaklaştığınızda bu yapısal ya yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri ile uyumlu yapısal göstergelerle ilgili olarak da değerlendirmeler yapılıyor. Bu tabii çok ilginç. Bu neyi gösteriyor? Buna uyduğunuz ölçüde daha ucuza ve daha bol kredi bulmanız dışarıdan mümkün. Yeni nesil stratejide özgürlükler, kurumlar ve kurallar sistemin ana yapı taşları oluyor. Verimlilik, yenilikçilik ayırt edici faktörler olarak devreye giriyor. Kamu özel sektör arasında uyum ve işbirliği kritik bir öneme sahip. Kapsayıcılık büyümenin sonucu değil, büyümeye katkı sağlayan bir husus olarak ortaya çıkıyor. Sürdürülebilirlik ve çevre büyüme ile dış finansmana erişimin temel belirleyicileri haline geliyor. Biz de bu çerçevede yine 4 tane diyoruz ki işte yeni kurumlarla, yeni kadro, yeni kurallarla ve yeni kadrolarla 4 hedefi gerçekleştirmemiz lazım ki Türkiye kalıcı, sürekli ve yüksek büyüme sürecine girebilsin. Bunlardan birincisi hukuk devleti ve parlamenter sistemin inşası. Biz bunu bir kurumsal kalite endeksinin altında toplamaya çalıştık. Çeşitli bileşenleri var bunun. Baktığımız zaman burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane performans kriteri kullandık. Bir tanesini söyleyeyim, katılımcılık ve hesap verebilirlik. Dünyada bu durum, bu endeks içinde en iyi olan ülkeye 100 dedik. Bizim de üyesi olduğumuz OECD'ye, OECD neresinde bu 100'ün altında onu tespit ettik. Yeşil çizgide, yeşil şeyde o altıgende. Biz neredeyiz? Kırmızıda biziz. Şimdi bizim bu özellikle katılımcılık ve hesap verebilirlik konusunda oldukça aşağıda olduğumuz ortaya çıkıyor. Diğer göstergelerde de biz tabii OECD içinde çok da iyi bir pozisyonda değiliz. Hele iyi ülkelere göre baktığımızda. E peki tamam da. Yani bunun ekonomiyle ne ilgisi var diye sorduğunuz zaman, o zaman size göre sol taraftaki grafiğe baktığınız zaman, bu endeks yani çıkarttığımız bu endekste en iyi olan ülkelerin yine en yüksek gelire sahip olan ülkeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla demek ki buralarda yapacağımız işler bizim milli gelir artışımızı hızlandıracak, büyümemizi hızlandıracak ve kalıcı hale getirecek. Aynı şeyi ekonomide rekabetçi ve üretim odaklı yapıya geçişin sağlanmasıyla ilgili olarak bir endeks ürettik. İşte bu PISA başarı oranından geniş bant internet kullanımına kadar giden bir takım göstergeleri buraya koyduk. Bunlardan bir ortak endeks ürettik. O endeksle büyüme arasındaki ilişkiye baktığımız zaman hem korelasyon katsayısı çok yüksek, R karesi çok yüksek hem de gerçekten çok ciddi bir ilişki var büyümeyle bunun arasında. Kapsayıcı, güçlü, adil bir sosyal devletin inşası bizim üçüncü sütunumuz. Yani kapsayıcılık bizim aslında 2007 yılından beri söylediğimiz bir şey. İçeren büyüme,
Ama bugün artık dünya şunu kabul ediyor ki kapsayıcılık olmadığı zaman, içeren büyüme olmadığı zaman büyüme kalıcı olmuyor. Zaten Cornwall mutabakatının en önemli ayaklarından biri de bu. Biz de bunu inşa edeceğiz diyoruz. Burada eğitimden başlıyoruz. En son bütün imkanları sağlamanıza rağmen belli koşullar nedeniyle geçici veya kalıcı bir biçimde büyüme sürecine katılamayanlar varsa onu da aile destekleri sigortası eliyle bu işin içine katmayı öneriyoruz. Buradan da baktığımız zaman yine bunun da büyümeyle çok yakın bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Yine kalıcı refah için sürdürülebilirlik, yani sürdürülebilirlik konsepti bizim için çok önemli. Yalnız buradaki sürdürülebilirlik daha çok çevreyle ilgili sürdürülebilirlik, makroekonomik politikaların sürdürülebilirliği değil. Biz üçünü birden aynı yerde yorumluyorduk. Burada ama baktık dünyada sadece çevre sürdürülebilirlik dediğiniz zaman büyük ölçüde bu anlaşılıyor. İşte bu sera gazı emisyonundan başlıyor. Tarıma yönelik kamu harcamalarına kadar giden ilginç bir takım göstergeler var. Bunları karşılaştırarak koyduk. Bunun da büyümeyle çok yakın bir ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. En sonunda ortak bir endeks, birleşik endeks dediğimiz endeksi yaptık. 4 tane sütunla birlikte bunu koyduğumuzda da yine büyümeyle bunun arasında çok önemli bir ilişki olduğu ortaya çıkıyor. Bunu daha fazla burasını uzatmak istemiyorum ama bunu söyleyeyim. Yani bu aslında çok önemli bir çaba. Dünyada bunu böyle yapmayı deneyen çok fazla sayıda ülke yok. Yani büyümeyi bu tür kalitatif endekslerle birlikte yapmaya çalışan çok fazla ülke yok ama bizim bunu yapmamız lazım. Yani özellikle Nordik Avrupa ülkelerinde bu tür girişimleri görüyoruz. Türkiye'nin de böyle bir şeye geçmesi gerekiyor, yaklaşıma geçmesi gerekiyor. Peki bugün yüksek enflasyondan bahsediyoruz, işsizlikten, cari denge sorunlarından bahsediyoruz, sıkıntı var, büyüme modeli şöyle, büyüme modeli çalışmıyor artık diyoruz. Bütün bunların arkasında ne var diye baktığımız zaman Türkiye bugün çok ciddi bir güven bunalımı yaşıyor. Güven bunalımıyla birlikte de çok ciddi bir istikrarsızlık var. Peki bunu aşıp enflasyonu düşürmek, güvensizliği bitirmek, yeniden sürdürülebilir büyüme patikasına dönebilmek için ne yapmak lazım? Onu da bu slaytta göstermeye çalıştık. Şimdi hukuk devleti, parlamenter sistemin inşası, bizim bu dört ayakta söylediğimiz diğer konular, bunların hepsi bir takım yapısal tedbirler. Bunlardan özellikle yapılabilir olanlar içinden seçmek lazım. Ve bu yapılabilir olanlarla ilgili olarak da en az 15 düzenleme konusunda çok hızlı adım atabilmek lazım. Niye? Çünkü oyunun kurallarının artık değiştiğini gösterebilmek için. Ama bir konunun ben burada unuttum söylemeyi, altını çizmek istiyorum. Şu andaki mevcut yönetimle bu güven bunalımını aşamazsınız. Şu andaki mevcut sistemle de bu güven bunalımını aşamazsınız. Yani tek kişilik sistemle de bu güven bunalımını aşamazsınız. Bu güven bunalımını aşabilmenin ilk ayağı bu yönetimin ve bu sistemin değişmesinden geçiyor ki bu seçimde milletimiz bu tercihi yapacak. Bu tercih yapıldıktan sonra zaten beklentilerde çok ciddi iyileşmeler olacaktır. Bunun arkasından da bu düzenlemeleri getirdiğiniz zaman Türkiye'nin artık farklı oynayacağı ortaya çıkacaktır. Ekonomik oyuncular da buna inanmaya başlayacaktır. Bunu muhakkak sürdürülebilir makroekonomik politikalara geçişle desteklemeniz lazım. Para politikası gibi para politikası olması lazım. Para politikasının hedefi enflasyonu düşürmek olması lazım. Maliye politikası daha çok büyümeye odaklı olması lazım. Ve maliye politikasının da borçlanmayı azdırmaması lazım. Makro ihtiyati politika çerçevesi dediğimiz bu bankacılık düzenleme, denetleme kurumunun yaptığı düzenlemeler, Merkez Bankası'nın kredilere ilişkin düzenlemeler, bunlar gerçekten makro ihtiyati olması lazım. Yani para politikasındaki ideolojik bir takım sınırlarınız nedeniyle makro ihtiyati çerçeveyi kullandığınız andan itibaren her şey birbirine karışıyor. Ortaya çıkan mesajları da ekonomideki oyuncular anlamaz hale geliyor. Dolayısıyla bundan süratle vazgeçmek lazım.
Bir de bunun yanına bir uluslararası çapa koyabilirsek, örneğin Avrupa Birliği üyeliği gibi, o zaman çok güçlü bir başlangıç yapmış oluyoruz. Bu başlangıcı yaptığımız andan itibaren belirsizlik azalıyor, güven artmaya başlıyor ve Türkiye'nin risk primi düşüyor. Ama bu arada şunu söylemek istiyorum. Aşağıya baktığınız zaman stratejinin tüm eksenlerinin de meydana getireceğimiz dönüşümlerin de buraya destek vermesi lazım. Bunu sağladığınız andan itibaren istikrar döngüsü çalışmaya başlıyor. Risk primi düşüyor dedik. Risk primi düştükten sonra kaliteli dış finansman gelmeye başlıyor. Kur baskısı hafifliyor. Enflasyonda düşüş başlıyor ve dolarizasyonda düşüşü de görmeye başlıyoruz. Bu istikrar döngüsünün giderek güçlenmesi. Ondan sonra istikrar döngüsünü güçlendirdikten hemen sonra da kaliteli yatırım ve büyüme ortamına geçmemiz lazım. Üretken yatırımlarda ve verimlilikte artışı sağlayacak olan düzenlemeleri ve yatırım ikliminin düzeltilmesini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu arada dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm meseleleri de yatırım sürecinde giderek ağırlıklı hale geliyor. Başta söylemiştim, bunları yaparsanız hem daha ucuz hem de daha fazla finansmana ulaşabiliyorsunuz. Sonuç, istihdam artıyor. Ücretler artıyor. Gelir dağılımında adalet ortaya çıkıyor. Ve bunun arkasından da Türkiye bu kısır döngüyü kırıp başka bir döngüye, yani sürdürülebilir, hızlı, nitelikli, kapsayıcı, insan odaklı kalkınma sürecine giriyor. Dün konuşuyorduk, biraz şöyle alt alta yazayım dedim. Neler hani ilk şeyde başlarken çapa olarak kullanılabilir diye. Mesela altılı masanın üzerinde mutabakata vardı. Strateji ve Planlama Teşkilatı'nın kurulması hakkında kanun. Bence bir hafta 10 gün içinde çıkarılabilir. 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun bağımsızlığı güçlendirecek biçimde revizyonu. Yine bu da çok son derece hızlı, ilk bir haftada çıkarılabilecek kanun, yasa. Ekonomik ve sosyal, bu zaten bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle olabiliyor. Durum ve Hasar Tespit Komitesi'nin kurulması, bu da bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla oluyor. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokacak düzenlemenin yapılması hızla. Bu da yine oyunun değişmekte olduğu algısını güçlendirebilecek olan hususlardan bir tanesi. Kamu İhale Kanunu'nda şeffaflık ve rekabeti arttıracak düzenlemeler. Türkiye İstatistik Kurumu'nun kanununun güncel koşullara uydurulması ve istatistiklere müdahale edilmesinin engellenmesi. Sayıştay Kanunu'nun uluslararası standartlara getirilmesi. Siyasette etik kanunun çıkarılması, devlet personel başkanlığı ile ilgili düzenlemeler, yani şimdi anayasa değişikliklerini yapma biraz daha uzun zaman alacak. Ama bunların içinden, bu menünün içinden seçebileceğiniz şeyleri çok kısa zamanda gerçekleştirmeniz mümkün. Bunları yaptığınız andan itibaren, bunların üzerinde tabii düşünüyoruz. Hem biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak düşünüyoruz, hem de altılı masadaki ortaklarımız birlikte bunu ele alıyoruz. Hızla bu yasaları gündeme sokmamızla birlikte ben Türkiye'de algının çok hızlı değişeceği kanaatindeyim. Türkiye çok kısa bir süre sonra döviz yokluğunu düşünmek yerine bu döviz çokluğunda nasıl davranmamız lazım ki bu bizi bir rekabet sorunu yaşatmasın, bunu düşünme noktasına gelebilir. Evet, ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı alalım, onlara cevap verelim arkadaşlarımla beraber. Sağ olun.